Bayanlarda yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Bunun için birkaç parametre vardır. Genellikle bu parametrelerin çoğu kanda bakılır. Bir parametre de transvajinal ultrasonla yumurtalıkların değerlendirilmesidir. Adet siklusunun ikinci ya da üçüncü gününde bakılan parametrelerden bir tanesi FSH, yani folikül stimülan hormondur. Beyinden salgılanan bir hormondur. Over rezervi normal olan hastalarda genellikle 10'un altındadır. Onun üstüne çıkmaya başladığı zaman over rezervinin azalmaya başladığını düşünebiliriz. 15'in üzerine çıktığı zaman da ciddi anlamda bir over rezervinde azalma vardır. Aynı günlerde, yani adetin ikinci veya üçüncü gününde kanda östrojen de bakılması gerekir. Tek başına FSH değerlendirilmesi doğru olmaz. Östrojen hormonunun 60 pikogramın altında olması lazım. Östrojen hormonu yüksek gelirse FSH hormonunu baskıladığı için gerçek değerini göstermeyebilir. FSH değişken bir parametredir. Bazı ay düşük çıkabilir ama bir kez yüksek çıkması anlamlıdır. Bunun dışında antimüllerian hormon çok önemlidir. Bu adetin belli bir gününde bakılması gerekmiyor bunun ve bu hormon yumurtalıklardan direkt salgılandığı için sabit bir parametredir. O nedenle over rezervini değerlendirmede en önemli parametrelerden biridir ve siklusun herhangi bir gününde bakılabilir. Yine adetin ikinci veya üçüncü gününde transvajinal ultrasonla yumurtalıkların değerlendirilmesi yapılır. Normal sağlıklı bir overde, her iki overde 6'şar adet yumurta adayını görmemiz gerekiyor adetliyken. Yani ortalama 10-12 toplam eder bu. Eğer bu sayı 6'nın altına inmişse toplamı, overlerde ciddi anlamda bir rezervde azalma olduğunu göstermektedir. Ve bu tür hastalar sıkı takip edilmeli. Hele bu rakam toplamı 4'ün altına indiği zaman hastaların en kısa zamanda bir tüp bebek merkezine başvurması önerilmektedir.